Bugün 9 Mayıs, ben Ali Çağatay, Emlak Analiz programıyla karşınızdayız. Emlak Analiz programında her zaman olduğu gibi program partnerimiz Dalfin Finansal ve Kurumsal Çözümler Ortağı Bahadır Dalkırış'la birlikte yapacağız. Konuğumuz da Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Sizinle en son nerede karşılaşmıştık hatırlayın. Bloomberg EYT'nin düzenlediği Türkiye İyi Gelecek konferansındaydınız. Evet. Orada Sayın Başbakan da katılmıştı. Çok sayıda sektörden önemli oyuncu da vardı. Biz de bir panel yaptık. Evet. Hatta o panel işte biz tam panelin ortasındayken Başbakan geldi ve erken bitirmek durumunda kalmıştık. Çok heyecanlı ve zevkli bir panel olduğunu söyleyebilirim. O dönemde sizin dile getirdikleriniz açısından söylüyorum. Şimdi şöyle geriye doğru, yani geçen yıl yaptığımız o panelden bu yana olan süreci değerlendirerek 2017'ye nasıl girdiniz? Ne var portföyünüzde? Nereye doğru gidiyor sektör? İyi bir tablo mu var? Kötü mü? Gri mi? Ak mı? Beyaz mı? Şimdi 2016 yılından kısaca da değinmek gerekirse, tabii, 2016 yılında da biliyorsunuz yaklaşık 1 milyon 300 bin adet civarında konut satışı gerçekleşti. Son 5 yıllık geçmişteki TÜİK'in açıklamış olduğu verilere de baktığımız noktada birinci ve ikinci elde konut satışları her geçen yıl artıyor. Evet. Bu da gayrimenkul aslında yatırımcının ve tüketicinin ilgisinin yoğun olduğu net bir şeyi de gösteriyor. 2017'de de ilk çeyrekte yaklaşık %7'lik bir büyüme gerçekleşti. Burada önemli olan tabii emlak konut önderliğinde başlayan, daha sonra işte hem konutlar hem üyelerinde katılmış olduğu kampanya çerçevesinde oluşmuş olan havada çok önemli. Yaklaşık 5 milyar TL'lik bir satış gerçekleşti biliyorsunuz. Bu hem buradaki önemli olan en önemli etkenlerden birisi de tüketicinin aslında hep her zaman bizim sektör temsilci olarak söylediğimiz tüketicinin aslında talep noktasında bir problem olmadığı, nihayetinde tüketici doğru çözümlerle, doğru projeler sunduğunuz sürece ilgi ve alakan yoğun olduğunu gösteriyor. Bu yılı demin de dediğim gibi iyi başladık. Nihayetinde ilk çeyrekte gerçekten rakamlar iyi geldi. Yaklaşık 325 bin adet civarında satış gerçekleşti ve bunun içinde önemli noktalardan geçen birisi de geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığınızda %14'lük bir büyüme var. Artış var. Evet, güzel. Diğer taraftan da kredili, konut kredili, banka kredili satışlar da %48 gibi bir orana gelmişti. Önceki yıllarda bunu tartışıyorduk. İşte konut kredi oranları azalıyor, şirket vadeli veya peşin satışlar artıyor diye konuşuyorduk hep. Bu ilk çeyrekte yaklaşık %48 oranında konut kredili satışlar gerçekleşti. Bunda da işte kampanya ve işte hani bu biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla konut kredilerinin uygulaması gerçekten tüketici tarafından ve uzun vade 240'a kadar oluştu. Her ne kadar çok o noktada tercih olmamış olsa da hani bu tüketici aslında o güveni aşılamış oldu ve yani tüketicinin konut kredisinde yoğun şekilde kullanmasını sağladı. Önümüzdeki dönemle ilgili bu yılı hani bu oranla bu tempoyla gidersek yaklaşık 1,5 milyon adet civarında bir satış yakalayacağımızı öngörüyoruz. Bunda bir de yılın ilk çeyreğinde ve bu yıl ve önümüzdeki yıllarda en önemli etkenlerden birisi de aslında hükümetimizin vermiş olduğu teşvikler var biliyorsunuz. Evet. Alım satım marjının %4'ten 3'e inmesi, işte KDV noktasında indirimler 18'den 8'e inmesi, 150 metrekarenin altındaki konutlarda. Bunun dışında işte damga vergisi gibi belli yüklerin, sektörün üzerindeki belli yüklerin kaldırılması gibi farklı etkenler ve işte diğer taraftan yabancı yatırımcı ve Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşlarına da işte KDV muafiyeti gibi etkenler önümüzdeki dönemlerde çok daha yoğun bir şekilde sektörü olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Evet. Peki şimdi bu uzun vade biraz önce değindiniz. Ben de ona dikkati çekmek istiyordum. Uzun vadeye çok fazla talep yok diyorsunuz. Bu aslında sevindirici bir şey. Şundan dolayı sevindirici. Türk halkı kısa zamanda borcunu ödeyip çıkmak istiyor. Yani konut sahibi olmayı istiyor. Ama bu arada mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek ödeme rakamıyla ödeyip çıkmak istiyor. Yoksa normalde işte 60 ay vade verilmiş değil mi? Yani koymuşlar sonuna kadar 10 yıl vadeli konut satışı var. Ama bunu kullanmıyor. Mesela 5 yılla iktifa ediyor. Örneğin 3 yılla iktifa ediyor. 6-7 yıla çıkanların çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Bu sağlam bir tüketici kitlesiyle karşı karşıya olduğumuz anlamına geliyor mu acaba? Doğru. Yani iki açıdan değerlendirmek lazım bunu. Birincisi biliyorsunuz Türkiye'de dünyadaki çoğu ülkeden farklı olarak ki dünyada çoğu ülke buna da dönmeye başladı. Biliyorsunuz bir kere %20 peşin vermek dışında %80'ine kadar kredilendirilebiliyor tüketici. Aslında yani reel bir ürünün %20'sini zaten tüketicinin karşılaması lazım. Bu aslında o bir boşluğu koruyor. Yani hem banka açısından hem yatırımcı açısından boşluğu koruyor. Diğer taraftan da bankaların vermiş olduğu kredilerin takip oranlarına baktığımızda konut
kredilerinin en düşük seviyede olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Takibe düşen konut kredilerinin en düşük seviyede. Bu da tüketicinin gayrimenkule bağlılığını gösteriyor. Yani ödeme noktasında yani yatırımını yaptığı gayrimenkul bir de karşılığında da bir değer var nihayetinde her zaman. Bu da çok önemli bir etken. Bu sebepten tüketici konut kredilerinde bizler de fiili o hayatta da görüyoruz bunu satışlarımızda. Hani geri dönen, taksini ödeyemeyen her tüketici yani çok seyrek de olsa bunların da bir sebebi olmuş oluyor. Yani elinde olmayan sebeplerden dolayı olmuş oluyor. Bu noktadan dolayı yani Türkiye'de ve ikinci piyasamız da yok. Yani konutun ikinci böyle bir türev piyasaları vesaire de olmadığı evet. için reel bir ticaret. Yani birinci elde de olsa, ikinci elde de olsa hani bir gerçek alıcı var ve gerçek satıcı var. Bu sebepten dolayı hani gayrimenkul sektörünün tabanı ve temelleri çok sağlam. Evet. Çok doğru söylüyorsunuz. Takibe düşen kredi sıralaması bakımından işte kredi kartları birinci sırada, ihtiyaç kredisi dediğimiz otomotiv kredisi ikinci sırada, konut kredisi neredeyse en sonlarda geliyor. Evet. O bakımdan sağlam bir enstrüman olduğunu söyleyebilirim. Yani mesela bankaların konut almak üzere karşılarına gelen tüketiciye daha fazla özen gösterdiklerini ve güven duyduklarını biliyorum. Şimdi bizim sormak istediğimiz soruyu izleyici soruyor. Oradan şey yapalım. Sen de soru sorabilirsin birazdan İnanç Bey'e. Veysel Alkan diyor ki gayrimenkul sertifikasını nasıl görüyorlar? Benim sormak istediğim en başta sormak istediğim soru buydu. Nasıl bakıyorsunuz? Gayrimenkul sertifikası çok önemli bir enstrüman. Geçmiş dönemlerde her zaman tartıştığımız bir konu vardı biliyorsunuz. İşte İstanbul, Ankara, İzmir gibi veya işte Antalya gibi vesaire Bursa gibi büyük şehirlerde gayrimenkulden hep zaten nasıl değerlendirildi? Yatırımcı işte ya dövizde parasını değerlendirir ya bankada değerlendirebilirdi. Hisse senedine bir miktar girebilen var, giremeyen vardı. Aslında gayrimenkul sertifikası da bu tür inşaatın başlangıcında bilhassa büyük şehirlerde ve nitelikli projelerde o projenin oluşturacak katma değer var. İşte hep denir ki işte inşaat başladı, biz geçmiş olan track record'larımıza baktığımızda %100, %200, %60, %70 oranında farklı getiriler oluştu inşaatın başlangıcı ile bitişi arasında. Bu önemli bir getiri yani ortalama yıllık işte IRR'a geldiğinde %30'lara kadar, %35'lere kadar gelen IRR'lara yakalayabiliyorsunuz. Bu sebepten dolayı gayrimenkul sertifikasında da vatandaş ve yatırımcı hani bu tür büyük projelerde daha küçük ölçekte yatırımlarıyla tasarruflarını da gayrimenkul sertifikasına yatırarak bu projelerin oluşturacağı katma değer ve karı realize etmiş oluyor aslında. Yani bu sebepten dolayı hani sadece bir ev işte çok pahalı olabilir ama işte daha sertifikalar o bölünerek bir daire küçük metrekarelerde, metrekare bazında diye bahsetme pay bazında diye paylar alarak aslında bu projelerin oluşturacağı işin bitiminde oluşturacak katma değeri ve karı realize etmiş oluyor. Bu da bir yeni bir yatırım enstrümanı aslında. Hem tüketici açısından bir fırsat hem yatırımcılar geliştirici açısından da aslında farklı bir finansal model. Evet. Yatırımcının kafasında tabii çok soru işareti var gayrimenkul sertifikası ile ilgili. Bana da çok sayıda soru geliyor. İşte Twitter'da takip edenler soruyorlar. Direkt mesajla soruyorlar. Ben de onlara direkt mesajdan yanıt veriyorum. Biraz bekleyin diyorum. Yani hani mesela çünkü bugün tabii girin kardeşim şahane bir yatırım aracı falan desem yarın gayrimenkul yatırım sertifikasında bir çöküntü ya da herhangi beklenmedik bir şey olduğunda bu defa çok suçlanabiliriz. O bakımdan biraz oturması gerekiyor. Zaten yeni çıkan bütün enstrümanlar için geçerli. Yani piyasaya verilen her türlü finansal enstrüman için bu geçerli. Oturduktan sonra zaten yolunu bulmaya başlar. O zaman fiyatlar seviyesi çok daha iyi teşekkür eder. Ben bir süre sonra gayrimenkul sertifikasının oturacağını ve gerçek anlamda babadan oğula ya da işte aileden evlada devredilen, miras yoluyla devredilen önemli bir enstrüman durumuna geleceğini düşünüyorum ama sağlıklı bir işleyişe kavuşturulabilirse SPK'da iyi bir denetim mekanizması kurarsa. Şimdi sizin yaptığınız bir uygulama var. Gayrimenkul Yatırım Fonu. İlkini yaptınız. Biraz onu anlatın. Yani nasıl başladınız? Hangi yollarla hareket ettiniz ve nasıl üstesinden geldiniz? Niye diğerleri yapmıyor? Onu da soruyorum. Evet. Gayrimenkul Yatırım Fonu da aslında yeni enstrümanlardan birisi Türkiye'de. Biliyorsunuz bizim yaptığımız Gayrimenkul Yatırım Fonu, Batışehir Gayrimenkul Yatırım Fonu diye bir fon kurduk. Bu fonda bitmiş ürünleri, iskanı tamamlanmış bitmiş ürünleri bu fona koyduk. Burada hem bir taraftan kira getirisi hedeflememiz var, diğer taraftan da satışlarda kar realizasyon hedeflememiz var. Hani bu fonla beraber bu Türkiye'nin ilk yani bitmiş üründeki ilk fonuydu zaten Gayrimenkul Yatırım Fonu. Bu da nitelikli yatırımcılara yönelik bir enstrüman aslında. Bu da bir finansal bir enstrüman, yeni bir enstrüman.
Hani dünyada çok uygulanan bir enstrüman bugüne kadar. Önümüzdeki dönemlerde gayrimenkul yatırım fonu noktası çalışmalar da devam ediyor aslında. Başka evet. örnekler de gelecek yakın zamanda. Arsa noktasında bir gayrimenkul yatırım fonu da kuruldu. O da kuruldu geçtiğimiz günlerde. Hani önümüzdeki günlerde de bunu daha çok göreceğiz. Bu da aslında yine hem nitelikli yatırımcılara yönelik, işte hem vergi avantajları olan, hem tamamen işte yine denetim altında olan SPK tarafından transparan bir yapı, yatırım komitesi var, yetkin insanların yönettiği bir fon. Hani bununla beraber de gayrimenkulün ve tamamen bir işte gayrimenkul bazlı olduğu için güvence noktasında da tamamen işte bir gayrimenkul garantili aslında. Arkasında tamamen bir gayrimenkul olmasından dolayı da tamamen güvenceli bir yatırım aracı aslında bu nitelikli yatırımcılar için. Evet. Bir uzmanlık sorusu var. Sana soruyorum. Cenk Bey diyor ki Avrupa'da %100'e karşılık, yani gayrimenkulün %100'üne karşılık ama 30 yıllık ev kredisi verilebiliyor. Kira krediyi karşılıyor. Bu yöntem ev alma cazibesini artırmaz mı? Yani bizde de bu model acaba bu şekilde uygulanabilir mi demek istiyorum. Aslında sorunun cevabı gayet bariz. Bugüne kadarki uygulamalar içerisine baktığımızda az evvel ne dedik? Neden 5 seneyi ve yukarısını tercih etmiyorlar? Ağırlıklı 5 senelik vadeyi tercih ediyorlar. Bunun temel nedeni faizler. Faiz maliyetleri uygun oluyor. 5 seneden sonra anlamsız, yani 5 seneyle 10 sene vade krediler arasındaki aylık ödemeye baktığınızda çok ciddi bir fark yok. O yüzden faizlerin aşağı gelmesi önemli. Yani evet, gayrimenkul yatırımcısı veyahut talep eden temel barınma ihtiyacı çünkü. Sonuçta gayrimenkulünün konutunun bir an evvel kredisini ödeyip çıkmak istiyor dediğiniz gibi. Evet. Ama bu daha kolay, daha borcuna sadık olduğu için değil aslında. En mantıklısı, en feasible'ı bu olduğu için tercih ediliyor. Şimdi gayrimenkul sertifikalarının artık bir nevi değiştirerek yeni modele doğru da yönlendirilmesi lazım. Yani bizim şu çıkardığımız gayrimenkul sertifikasını Amerika 100 yıl evvel çıkarmış. 1900'lü yılların başında çıkarmışlar. Evet. O modeli de gidiyor. Artık yeni çağa uygun yeni sertifika modelleri çıkarmak gerekiyor. Bunun için de işte İnanç Bey'in de bahsettiği gibi yeni gayrimenkul finansal enstrümanlarının da çoğalması gerekiyor. Gayrimenkul yatırım fonları da bunlardan bir tanesi. Bunlar vasıtasıyla ikincil piyasa oluşacak ve işte faizler daha uygun maliyetlere inince bunlar söz konusu olacak. Ahmet Yıkılmaz'ın bir sorusu var. Ona ben yanıt vereceğim. Zaten demin bir parça vermiştim. Zaten böyle sorular geldiği için o cevabı vermiştim. Aynı şeyi soruyor. Diyor ki bir ayda %25 değer kaybeden gayrimenkul sertifikasının geleceğini nasıl görüyorsunuz? İşte onun için söyledim. Oturması lazım. Evet, şu anda bir değer kaybı söz konusu. Fakat bunun ila nihaya, sonsuza kadar namütenahi böyle devam etmesi beklenemez. Aksi halde işe yaramaz bir enstrümana dönüşür. Ona da kimse yatırım yapmaz. Ama bir süre sonra bu değer kayıplarının minimum seviyeye ineceğini düşünüyorum. Biraz sabrederseniz gayrimenkul sertifikasının ne kadar işe yarayan bir enstrüman olduğunu göreceksiniz diyorum Ahmet Yıkılmaz Bey'e. Şimdi biraz fuarları konuşalım, biliyorsunuz. Geride bıraktığımız aylarda bir işte MIPIM'de, Kan'da MIPIM fuarı vardı. Oraya katıldık. Türkiye'nin katılımı çok zayıftı, onu söyleyeyim. Geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımda Türkiye orada varlık göstermeye çalışıyor. Evet, bayrağımız vardı. Yani bayrağımız derken konut bayrağı vardı. Ama katılımın çok zayıf olduğunu ve Türk pavyonlarına olan ilginin de az olduğunu söyleyebilirim. Örneğin Londra pavyonuyla kıyaslamıyorum. Dubai ile de kıyaslamıyorum ama bir Rusya, Moskova pavyonuyla kıyasladım. Ondan bile zayıftı. Bu Türkiye'de artık buna yeterince önem verilmediğini ya da bölgesel katılımın, proje bazlı katılımın çok fazla önemsenmediğini düşünüyorum. Bu konut firmalarının sorunu değil. Bu tamamen Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortakları'nın sorunu, TOKİ'nin sorunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sorunu, hatta ve hatta ekonomi yönetiminin tamamının sorumluluğu. Yani onlar bir gövde gösterisiyle orada daha fazla var olmak ve daha fazla güçlü aktiviteler ortaya koymak durumundalar. Belki gelecek sene MIPIM bu eleştiriler doğrultusunda, tabii biz eleştirdik diye yapacaklar anlamında söylemiyorum ama onlar da gördüler ne kadar zayıf bir katılım olduğunu. Belki gelecek yıl biraz daha geniş ve güçlü bir katılım olur. Ama Cityscape var, Dubai var. Orada her yıl güçlü bir katılımımız var. Bu sene de iyi olacak diye düşünüyorum. Nasıl görüyorsunuz? Yabancıya satışın özendirilmesi bakımından önemli bir mecra bana göre. Tabii. Şimdi biliyorsunuz bu yıl başında yine yabancı yatırımcının Türkiye'ye çekilmesi açısından ciddi fırsatlar oluşturuldu. İşte 1 milyon dolar üzerinde yatırım yapan veya istihdam sağlayan veya bankada mevduatını belli bir süreden yabancı yatırımcıya vatandaşlık hakkı verildi. Evet.
KDV muafiyeti geçtiğimiz günlerde verildi ve geçtiğimiz hafta sonu da demin bahsettiğimiz gayrimenkul yatırım fonlarına 1,5 milyon dolar üzerinde yatırım yapıp 3 yıl boyunca satmamayı taahhüt eden yabancı yatırımcı yine vatandaş hakkı verdi. O noktada da bir gelişme oldu. Bunun da aslında etkilerini yavaş yavaş görmeye başladık. Bilhassa referandumdan sonraki süreçte gerçekten yoğun bir şekilde yine yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelmeye başladılar. Biz bu yaz aylarında daha da çok yoğun bir şekilde geleceklerini de öngörüyoruz. Fuarlarda tabii ki önemli alanlar. Biz hani firma olarak hem sektörde temsilci yok hem de derneklerimiz vasıtasıyla yine çeşitli rol şovlar, toplantılar yapıyoruz. Ama bunların en önemli gövde gösterisi de fuar alanları biliyorsunuz tabii. Burada. Burada da biz hani firma olarak elimizden geldiğince geçtiğimiz günlerde bir de değinmediğiniz Katar'da da bir skate fuarı vardı evet. Geçtiğimiz günlerde. O fuarda da, ona da katıldım bulunduk. Ben. Evet o fuarda biz de firma olarak bulunduk. Sektörden temsilci arkadaşlar bulundu. Önümüzdeki dönemde Dubai tabii bunun en önemli Cityscape Dubai bu biraz da Körfez Bölgesi en büyüğü, en etkini, en talep görenlerinden bir tanesi. Orada da firmalar olarak bulunacağız. Hani fuarlarda tabii ki bu direkt satış odaklı da düşünmemek lazım. Bunu işte bir pazarlama, reklam, ürünü gösterme, ürünün şovu amaçlı da düşünmek lazım. Bunun akabinde de zaten bunun takibini yaptıktan sonra ve birebir görüşmelerle işte road show'larla vesairelerle de bu daki şov aslında gerçekleşmiş oluyor. Hani bu sebepten dolayı fuarlar gerçekten önemli. Önümüzdeki günlerde daha da çok katılım olacağını, ben hani Türkiye'nin daha etkin olması gerektiğine ben de sizinle aynı fikirdeyim. İnanıyorum. İşte geçtiğimiz yıl bu yılda ticaret odası aslında iyi çalışmalar yaptı. Önümüzdeki yıl belki daha da farklı etkin çalışmalar da olacaktır. O noktada çalışmalar yapılıyor. Hani fuarların etkisi ve direkt satış olmasa da aslında pazarlama, reklam, ülke bilinirliği açısından çok önemli fırsatlar barındırıyor. Evet, güzel. Winning Trader diyor ki, sana soracağım, ben de küçük bir yanıt verebilirim. Diyor ki, gayrimenkul sertifikatı boş iş, uğraşmayın demek istiyor. Çok karlı şirketler varken boş eve neden yatırım yapsın yatırımcı diyor. Şunun için yapabilir yatırımcı, yani o diğer çok karlı dediğiniz alanların her birinin kendine göre riski var. Yüksek riskleri var. Zaten yatırım işi risk zarar oranıyla ifade edilen bir ölçeklemeye dayalı. Eğer siz riski çok yüksek olsun ama hani şeyine de katlanırım diyorsanız evet çok kazanma imkanınız olabilir. Fakat gayrimenkul sertifikasında risk çok yüksek değil diye düşünüyorum değil mi? Yani bu sebeple sadece bu sebeple tercih edilebilir diye düşünüyorum. Böyle çok mu propaganda yaptım bilmiyorum. Bence şimdi pay senedi yani hisse senediyle gayrimenkul sertifikasını karşılaştırırken ikisinin çok farklı şeyler olduğunu düşünüyoruz ama bence temel ayrım birisi yatırım amaçlı hisse senedini alırken gayrimenkul sertifikasını aynı zamanda temel barınma ihtiyacı, bir konut sahibi olmak için de güzel bir enstrüman. Evet. Oradaki tek sorun işte 3 yılla sınırlanmış bir ömür var, sertifikanın ömür var. Biz bunu eğer bir daha uzun bir süreye veyahut belirsiz bir süreye kadar genişletebilecek bir sistemi kurarsak o zaman zaten gayrimenkul sertifikasının getirisi hem yatırımcı açısından daha cazip olur hem de ihtiyaç karşılama açısından, bir konut sahibi olabilmesi açısından insanlar daha çok oraya yönelir. Önemli olan oradaki temel ihtiyaç dinamiklerini iyi analiz edip ona doğru ürün vermek. Ha, bu arada pay senedi yani hisse senedini arz eden şirketler nasıl şirkete piyasaya belli bir primle hisselerini arz ediyorsa yani benim şirketimin değeri hisse başına işte 4 lira olarak öngörüyorum ama ben işte arzda yatırımcı bir prim alsın diye işte 3,5 liradan veriyorum tarzı yaklaşımları daha evvelden gördük ve bunun karşılığı da oldu. Gayrimenkul sertifikasında da metrekare bazında en azından belli primlerle halka arz edilirse bence ilk başlardakinde karşılık bence çok daha güçlü bir şekilde yer alır. Evet. Evet geldik o en hassas konuya, konut balonu sorusu geldi. Aşkın Öztağ diyor ki 2010 yılından beri ev fiyatları artışının kira artışına oranı Türkiye'de konut balonu olduğunu kanıtlıyor diyor. Şimdi bu şöyle, ben bir yanıt vereceğim. Belki siz de katkıda bulunursunuz. Konut balonu ile ilgili binlerce tarif var. Literatüre girmiş. Bunlardan bir tanesi, belki de en sağlıklı olanlardan bir tanesini ben şimdi paylaşıyorum. Bu Case-Shiller endeksi kaynaklı bir konut balonu tarifi var. Nobel ödüllü. Ve 1850 yılından beri hayatta olan bir endeksten bahsediyoruz. Yani 1850 yılından beri Amerika'da bu endeks kendini yenileyerek geliyor. O endeks diyor ki, yani endeksin sahipleri, bir ülkede ya da bir ülkenin bir bölgesinde 2'den fazla kez satışa konu olmuş
konut fiyatlarının enflasyondan arındırılmış fiyatıdır diyor. Şimdi 2'den fazla kez satışa konu olmuş konutlara baktığımız zaman ve enflasyondan da arındırdığımız zaman %10, %15, %20 civarında bir fiyat artışı görüyoruz. Evet. Ne zaman ki bu fiyat artışı %100'ün üzerine çıkarsa, sözünü ettiğim 2'den fazla kez satılacak. 5 yıl içinde. 5 yıl içinde ve enflasyon fiyatlarından arındırılmış olacak ve %100'e çıkmış olacak 5 yılda. O zaman konut balonu vardır. Şimdi ben bakıyorum, evet, İstanbul'da kimi bölgelerde lokal olarak böylesi bir balondan söz etmek mümkün olabilir. Değil mi? İşte Nişantaşı. Çünkü çok yerleşik bir yer, işte çok prestij mekanı. Yabancıların geldiğinde ofis ya da mağaza kiralama için düşündükleri, otel için düşündükleri yegane yer. Orada bu balon olabilir. Ama düşünün ki orası da fazla büyümüyor. Ya da büyüme eğilimi sınırlı. Bu olabilir ama diğer yerlerde, İstanbul'un diğer yerleri için bir değerlendirme yapmanızı isteyeceğim. Var mı yok mu? Bir de Anadolu için tabii, yani işte bir Konya için, Antalya için, Bursa için, Trabzon için, değil mi? Her yer için yapmak lazım. Buyurun. Tabii bu senelerdir tartışılan bir şey. Hani demin de dediğiniz gibi işte Case-Shiller endeksine göre de, o da kriterlere göre olduğunda zaten Türkiye'de bir konut balonu olmadı. O kriter de aslında paradigmalardan bir tane sadece. Evet. Yani ona olmadığı çok bir şekilde net. Hani şunu değerlendirmek lazım aslında. Benim öngörüm şu. Aslında ana konu şu. Arz talep dengesinde belli dönemlerde erime hızında yavaşlama veya artış olabilir. Geçtiğimiz ilk çeyrekte yaklaşık erime hızı %2 iken 6.5'a çıktı mesela yılın ilk çeyreğinde. Konut satışında erime hızı. Bu önemli bir sürat. Hani bölgesi olarak bakmak lazım. Yani dediğiniz gibi. Yani belli bölgelerde belli dönemli arzla talep arasındaki talep tarafındaki arza daha çok çıkarsa bu tür yerler. Şehir merkezlerinde dünyanın her yerinde bu böyle. Hani sadece bu İstanbul için geçerli veya Ankara büyükşehir için geçerli. Dünyanın her yerinde şehir merkezleri zaten değerlidir ve pahalıdır. Çünkü dediğiniz gibi arz çok kısıtlıdır. Ona karşı talep arzın çok daha fazlasındadır. Bu sebepten dolayı pahalıdır. Ama şehir dışlarına çıktıkça arz talep arasındaki dengeler daha birbirine yaklaşır. Ve o dönemlerde de işte talebin yoğunluğuna göre de erime hızları artar veya azalır. Hani Türkiye'de, İstanbul'da bir konut balonu vesaireden söz etmek kesinlikle doğru olmadığına inanıyorum ben. Belli dönemlerde işte konuta ulaşılabilirlik aslında ana konumuz bizim. Biz ilk çeyrekte de demin hep aynı şey üzerine konuşuyoruz. Hani nasıl farklı kampanyalarla vade, konut kredi oranlarındaki düşüklükle tüketiciyi konuta ulaştırır hale getirdiğimiz anda çok büyük bir ilgi oldu işte. Artış oldu, talep arttı. Biz şu anda aktif satışını gerçek projelerde, sektör temsilcisi arkadaşlarla da görüşüyoruz. Tüketici aslında fiyat tarafını çok sorgulamıyor. Tüketici şunu sorguluyor. Ben işte hangi taksitlerle ödeyeceğim? Bu ödeyebileceğim taksiti ben kendi bütçemle ödeyebilir miyim? Oraya baktıktan sonra konut fiyatını şöyle olsun böyle olsun diye sorgulayan bir tüketici kitlesi çok yoğun bir şekilde yok. Tabii ki sormak hakkı ama hani daha çok ulaşılabilirliği sorgulanıyor bunun. Bunun ulaşılabilirliği çözüldü, problem çözüldüğü anda zaten hani talep çok yoğun bir şekilde her zaman konuta, gayrimenkule var ve ben daha çok uzun yıllar gayrimenkule ilgi ve alakanın yoğun olacağını, hele bilhassa bu konuştuğumuz enstrümanlar ve teşviklerin önümüzdeki dönemde sektörü ciddi şekilde canlandıracağına inanıyorum. Peki. Evren Efe Ersin'in bir sorusu var. Ben yanıtlayacağım. Çağdaş Sönmez Işın sorusunu da size soruyorum. Önce sizin sorunuz. Siz düşünürken ben ötekini yanıtlayacağım. Tamam. Üçüncü köprü, üçüncü havalimanı arasındaki araziler hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Zekeriya Köyü'nün yan tarafı olan Gümüşdere Köyü hakkında özel olarak soruyor. Tabii bu kadar detay bilmenize imkan yok ama 3. köprü ile 3. havalimanı arasındaki bölgeyle ilgili belki bir tahlil yapmak istersiniz diye düşünüyorum. Zaten son sorumuz. Eğer varsa senin de ilave edeceklerini alacağım. Evren Efe Ersin'in sorusu diyor ki, Ali Bey, Pendik'te lüks dairem var. Bir aydır satılık arayan soran yok. Balondan ziyade alıcı yok. Bu balon değil, bu köpük. Köpük. Bunun kaldırımı. Bu köpük şöyle. İhtiyaçtan fazla yapmışlar ve fiyat aşağı doğru geliyor. Hatta fiyat aşağı doğru gelmiyor. Fiyatı yukarıda tutuyorsunuz, alıcı bulamıyorsunuz. Bir süre sonra fiyatı aşağı doğru çekersiniz, alıcı da gelir. Ama bu defa siz zarar edersiniz. O ayrı sorun. O da ya da daha az kar eder. Ya da daha az kar edersiniz. Ha, zarar da edebilirsiniz. O da sizin yatırımcı olarak kullandığınız inisiyatifte. Son bir dakikamız. Bu 3. köprü, 3. havalimanı arasındaki ekspertiz raporunuzu bekliyorum. Yani bu bölge önemli bir bölge. Tabii hani bir bölgenin değerlenmesi için oraya yapılacak olan imar planları, şehircilik planları önemli. Yani bu değerleri bilmeden, bu projeksiyonu bilmeden bir yorum yapmak
doğru olmaz. Ancak hani şöyle değerlendirelim. Tabii İstanbul nihayetinde o tarafa doğru genişleyecek. Kuzeye doğru işte biraz 3. havalimanının gelmesiyle beraber, aktif hale de geçmesiyle beraber o bölgeye doğru bir yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde bir değerlenme olacaktır. Tabii ama hani spesifik olarak şu bölge böyle değerlenir demek doğru olmaz bugün buradan. Çünkü belki hiç imar da verilmeyecek, belki yeşil alan olacak. O yüzden bir değerleme yapmamız doğru olmaz. Ama ben her zaman şunu söyleriz. İstanbul'da altın üçgen diye tanımladığımız bir yer var. İşte Kartal, Kağıthane, Basın Ekspres. Bu altın üçgendir. Bu bölgede arz çok kısıtlıdır, talep yoğundur. Bu bölgede her zaman fiyatlar yukarı yönlü eğilimdedir ve talep her zaman yoğundur. Bu bölgeler her zaman çok yoğun kazandırır. Diğer bölgelerde işte arz ve talebin dengesine göre üretilen gayrimenkulün, konutun, ofis vesairenin ve ona oluşacak talebin dengesine göre de o bölgelerde de fiyatlar çeşitli dalgalanmalar gösterebilir. Hani böyle, bu doğrultuda gitmek daha doğru ama her zaman için İstanbul tabii gelecek vadeden kalkınan, büyüyen, nüfus yoğunluğu yoğun olan, talep gören bir şehir olduğunu unutmamak lazım. Evet, güzel. Altın üçgene bakın diyorsunuz. Çok teşekkürler. Çok son teşekkürler. Bir sorum var ama bir şey varsa, eğer vaktiniz varsa. 30 tamam. Barcelona'da son 2007'nin ilk 4 ayında Türkler en çok konut alan ikinci yatırımcı grubu. Bizde nasıl durum? Yani İstanbul'da sizce yabancı yatırımcılar nasıl hala canlı mı bu 2007'nin ilk aylarına baktığımızda? 2010 ilk aylarında yabancı yatırımcılarda ilgi vardı, devam ediyor. Tabii biz daha yabancıya gayrimenkul sahası çok yeniyiz. Daha yolun başındayız. Benim öngörüm hani önümüzdeki yıllarda şu an işte 5 milyarlar konuşuluyor, 10 milyar dolarlara kadar bunun çıkacağına ben inanıyorum. Bunun için de işte fuarlar, roadshow'lar, işte kamu tarafında teşvikler, zaten çok ciddi teşvikler şu an verildi aslında. Hep bu sorularla karşılaşıyorduk. İşte KDV'yi niye ödüyorum vesaire gibi, vatandaşlık gibi haklar da verildi. Önümüzdeki dönemlerde bu ilginin daha artacağına inanıyorum. Biliyorsunuz İspanya hani zaten bildiğimiz bir case. Hani İspanya zaten ekonomik büyümesini gayrimenkulü yabancıya satarak oluşturmuş bir ülke. Yani biz Türkiye olarak bunların bütün bu imkanlar elimizde var. Biz bundan niye faydalanmayalım, değerlendirmeyelim diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Bahadır, çok teşekkürler İnanç Kabadayı ve böylece bir Emlak Analiz programının daha sonuna geldik. İki hafta sonra yine aynı saatte biz burada olacağız. Hoşçakalın.